Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda halka arz sitelerinin kapanış rakamlarını sizlerle paylaşmıştık. Şöyle Limak Donut Ölçüm da 8. tavanını işaretlemiş bulunalım. Şu ekranımızı da küçültelim. Mogan Enerji'nin işlem tarihini bir önceki videomuzda açıklanmamıştı. Şimdi açıklandı arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşalım. 7 Mart Perşembe günü. Biz de ne demiştik? Ya çarşamba ya perşembe işleme başlar demiştik. Bakalım perşembeye kadar şuradaki halka arz tavan serisi süren hisselerimizde tavanları devam edecek olur mu? Artemis devam eder. Oba devam eder. Alves devam eder. Limak Donanalı Çimento devam edebilir. Çünkü hala çok popüler. Çünkü hala tavanda milyonlarca lot alış emri var arkadaşlar. Patek'te de dileniyor, dileniyor, dileniyor. Tekrar tavana gidiyor. Çok güzel bir şirket. Gelen kapabelleri çok iyi. Umuyoruz halka arz sitelerinin bu gidişatı, bu tavan serisi Mogan enerjiyle de sektörü çok güzel. Mogan enerjiyle de devam eder arkadaşlar. 7 Mart Perşembe günü işleme başlıyor. Ve tavan tablosunu. Biz dün sizlerle Mogan enerjinin akşam saatlerinde halka arz sonuçlarını açıklamıştık. 60 lot, 61 lot düşünmemiştik. Sonradan gündüz saatlerinde, bugün gündüz saatlerinde revize oldu arkadaşlar. Kişi başı 67 lot çoğunlukla dağıtım yapıldı. Sayın Soner Yılmaz da bizlerle 67 lota göre tavan tablosunu paylaşmış. Çok güzel, teşekkür ederiz. Hem de 12. tavana kadar. Gider mi? Niye gitmesin? Niye gitmesin arkadaşlar? Gayet de güzel. Gidebilir. Şimdi 1. tavanda 75 lira kar bırakıyor. 759 TL'lik dağıtım oldu. 2. tavanda 159, 3. tavanda 251. 5 tavan. 6 tavan gider mi? 6 tavanda 585 TL'ye kar bırakır arkadaşlar. Biz Limak Donanalı Çimento'yu 551 TL karla satmıştık. 551 TL'ydi. Sıfır maliyetli uzun vade hisselerimize eklemiştik. 6. tavandan sonra Mogan 585 TL kar bırakacak. 8. tavanda ana parayı 2'ye katlıyoruz. 759 TL oluyor size 868 TL kar. 10 tavan gider mi arkadaşlar? 10 tavanda 1209 TL kar bırakıyor Mogan Enerji. Şimdi sektörü çok güzel. Dedik ki özellikle onaylı izahname bilgilerini paylaşırken dedik ya çok borcu var. Milyar milyarlar havalarda uçuşuyor dedik. 3,5 milyon kişiden fazla kişi başvuru yaptı. Yani halka arzlarda borcu olan şirketlere daha bir sempatimiz mi var bizim anlamıyorum ki yani. Hani hep ezileni koruruz ya. Morgan eziliyor da biz onu koruyor muyuz? Hani halka arzlardan borçlarını mı ödeyeceğiz şirketin? Anlaşılan o ki belli olmaz yarın öbür gün Pasifik donanım yazılım gibi arka arkasına güzel kapabellere bile atabilirler. Arkadaşlar 12 tavan gider mi? Niye olmasın? Niye olmasın? 15. tavanı gördü değil mi Patek? Niye gitmesin? 12 tavanda 1623 TL'ye kar bırakıyor arkadaşlar. Düşünsenize. Yani hani bazı arkadaşlar yorumlarda bana soruyor işte 11. tavanda niye Patek'i sattın? İşte 7. tavanda niye Limak'ı sattın? Bak daha gidiyor. Haklısınız. Keşke şöyle Limak'ı biraz daha bekleseydim. Keşke şöyle Patek'i biraz daha bekleseydim. Ama sanırım Mogan'da biraz daha bekleyeceğiz. Bir 10 tavanı görür müyüz? Niye olmasın? Niye olmasın? Ama yarın öbür gün de ters tepebilir bu düşüncelerimiz. Belki de bazı küçük yatırımcılar nasıl olsa herkes bekleyecek diye şöyle alttan alttan ufak ufak satmaya mı başlar diye düşünmeden edemiyorum. Ne diyeyim yani. Arkadaşlar güzel bir tavan serisi bekliyoruz. Mogan Enerji'den de diğer enerji sektörü hisseler gibi, diğer teknoloji sektörü hisseler gibi şöyle güzel küçük yatırımcıya para kazandıracak, uzun vade hisselerinin üzerine ekleme yaptıracak güzel tavan serisini geldikçe zaten sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Perşembe günü umuyoruz nasıl bugün 5 hisse aynı anda şeker yatırım menkul değerleri de sayarsak 6 halka arz aynı anda tavan kapattı. Belli mi olur Perşembe gününde şöyle 5 tane 6 tane halka arz aynı anda tavan kapatsa harika olur. Özellikle geçen hafta SPK'dan yeni halka arz onayın gelmemesi bence bir nebze daha halka arz olan güveni arttıracak. En azından halka arzlar için gelen küçük yatırımcı ya borsa kumarmış demeyecek. Belki ufak ufak birikim yapacak. Belki kendilerine bir proje düzenleyecekler. Belki diyecekler ki 2024 yılında gelen bütün halka arzlara katılacağım. Hiçbirini satmayacağım diyecekler belki de. Belki de diyecekler ki Mogan Enerji'yi ben çok beğendim. Bundan sonra gelecek halka arzlardan aldığım sıfır maliyetli
Kaynakları, karların hepsini Morgan Enerji'nin üzerine ekleyeceğim diyebilirler. Niye olmasın? SPK'nın özellikle küçük yatırımcıyı korumak için getirdiği o tedbir kararları var ya, belki de SPK 1-2 hafta ara vererek halka arz onaylarına belki de küçük yatırımcıyı bu şekilde de koruyabilir. Tedbir kararı gibi. Niye olmasın? Umarız öyle olur. Umarız şöyle nefes ala ala gitsin halka arz onayları. Biz de buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.